Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yine ben, yine ben, yine ben. Aynı kıyafetle devam ediyoruz. Çünkü bu videoların hepsini aynı günde çekiyorum. Böyle değiştirmiyorum sistemde. Aynı kıyafetle devam, aynı kıyafetle devam. Evet, çemberde açıları bu videoda bitiriyoruz. Son noktayı koyuyoruz. Bir 14-15 tane soru çözeceğiz. 68. soru da bitecek. 68. soruda işimiz bitecek. Gelsin bakalım gelsin bakalım bir eldiveni takabilirsek gelecek de gelecek de <laughs> nasıl durumlar bu arada sohbet edelim yani nasıl durumlar he? değil mi sıkıntı var mı sıkıntı var mı sıkıntı yok sıkıntı varsa sıkıntı vardır. <laughs> sıkıntı var kelimeye bak sıkıntı varsa sıkıntı vardır arkadaşlar motivasyonunuzu yüksek tutuyorsunuz az kaldı sınava güzel bir şekilde çalışmalara devam tamam mı hemen bu test bittikten sonra bu üçgende açıları soru bankasını açıyorsun. Çatara kütere çatara kütere çözüyorsun. Yeni koltuk aldım ya. Nasıl koltuğum? Göstereyim mi koltuğumu size? Şöyle göstereyim bak. Böyle öyle arka tarafı falan kırmızılı böyle şekilli şekilli. Böyle arkadaşlar önceki koltuğum da güzel de, balkonda götürdüm onu şimdi. Balkonda soru yazarken kullanıyorum. O koltuğun deriydi alt tarafı falan çok terletiyordu. Bunun böyle iki tarafı da şey ortopedik öyle ortopedik oldu. Oh rahat. Hayırlı olsun deyin bakayım Selim Hoca'ya. Hadi gevezelik yapma Selim Hoca başla. Gel bakalım 54. soru. Şimdi 54. soru arkadaşlar önceki videoda anlattığım özelliklerin bir şeyleri. Şimdi bir kere bu soru bizim için önemli bir soru. Niye önemli? İlerisi için önemli. İki çemberi teğet gördüysen arkadaşlar, iki çemberi teğet gördüysen hemen o teğetlerin arasına doğruyu çizeceksin tamam mı? Bak. Teğetlerin arasına doğruyu çizeceksin. Bak çizdim şöyle. Sakın sakın B'ye gider diye bir şey yok. Bunu çizeceksin. Tamam mı? Böyle çizdim. Şimdi neler oluştu? Bak o çizdiğim doğru teğet doğrusu. Kime teğet? Hem bu çembere hem bu çembere teğet doğru çizdim. Yani buradaki teğet kiriş açı ikisinde de. Hmm. Bakın şuradan başlayalım şimdi biz şuradaki açıya alfayı unut şimdi. Buradaki açıya x dersem teğet kiriş açı olduğu için burası da 2x oldu mu? E, burası da teğet kiriş açı. Hop burası 2x ise burası x. Tamam mı? Şimdi buraya gel şimdi. Buraya gel şimdi. Buradaki açıya y diyelim. Buradaki açı y ise teğet kiriş açıdan burası ne kadar olur? 2y kadar olur. O zaman teğet kiriş açıdan hop burası da y. Şimdi soru bir dörtgen sorusu oldu bak. 1, 2, 3, 4. Dört. Bu dörtgenin iç açılar toplamları 360'tır. Ne var peki? 2 tane x var, 2 tane y var, bir de 100 var. Yaz o zaman. 2x artı 2y artı 100. 100'ü de karşıya atalım hemen. 360'ın 100'ünü çıkardık. 260. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x artı y toplamlarımız 130. O zaman ne dedik? İki çemberi teğet gördüysen aralarına hemen ikisine de teğet olan doğruyu fışt diye çiz. Ondan sonrası teğet giriş açı, teğet giriş açı, teğet giriş açı. Yürü gitti o zaman. Hadi okuyalım bakalım. O merkezde yarım çember. Hemen 180 dereceyi çaktım kafaya. A ve D noktaları teğetlerin değme noktaları gördüm. Dik üçgen zaten burası dik üçgen olmak zorunda arkadaşlar. Niye dik üçgen olmak zorunda? Bakın teğete merkezden çizilen doğru 90 derecedir. Buralar eşit. Hmm, alakasız iki eşitlik vermiş. Buna göre BDC nedir arkadaşlar? Bakın. Önemli bir özellik yine uzunlukta da üstünde duracağımız bir özellik. Şimdi bir nokta alalım. Çemberin dışında bir nokta alalım. Şurada bir nokta. Tam bu noktadan çembere teğet çiziyorum. Çizdim şöyle bir teğet. Bak teğet şuraya kadar. Tam teğet buradan da çizdim. Bu teğet uzunlukları daima birbirlerine nedir eşit? Bak bu soruda o var. E noktasından bir teğet çizilmiş mi çizilmiş? Hop buraya kadar olan parça eşit oldu. O zaman buna da eşit işaretini koydum. Bak gördün mü? 90 oldu. Burası A kadar oldu. Burası 2A. Özel üçgen çıktı mı? 30 60 90 üçgen o zaman burası. Buradaki açımız 30, buradaki açımız 60. Şimdi açıya özelliğine geri dönüyorum. Ne demiştik? İki tane teğet varsa teğetlerin arasındaki açıyla tamamladığı yayı gördüğü yayın toplamları neydi arkadaşlar? 180'di. Hemen buraya 120'yi yazdım. O zaman buradaki açımızda kaç derece oldu? 60. Şimdi bizden şuradaki şeyi istiyor bakın. Buradaki de teğet kiriş açı gördünüz mü? Bu teğet bu kiriş. O zaman 60 ise çat buradaki açımız 30 oldu. 55. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. <laughs> oh sesim gitti. Sisim gitti, gel geri. Hmm, geldi. Şimdi kaçıncı soruydu bu? 55. soru. Açalım, şöyle kontrol edelim de gidelim cevapları. Denizli doğru. Geçtik 56. sorumuza. Bıyıklılarından başlamışız hadi. Şimdi soruyu bir okuyalım. Üçgen mantığıyla da çözeceğim. Çember mantığıyla da iki yolla çözeyim soruyu. Şimdi verilenler, 3 tane teğet verilmiş. 1, 2, 3 tane teğet. Bakın teğetleri bir görün. Şu teğet, şu teğet, şu da teğet. Tamam, bir sileyim onları. O teğetleri gördün. Şimdi 80 dereceyi nasıl kullanırız bir bakalım. Arkadaşlar burada bir üçgen var öncelikle. Buradaki açı alfa ise bakın buradan şunu da göstereyim tabii. Şunu da göstereyim. Bizim şöyle teğet doğrumuz teğet doğrumuz şu tamam teğet doğrumuz şu. Şimdi bu teğet doğrularından tam merkezden geçen açıyı çizdiğinde burası ne olmak zorunda açı ortay. Yani burası alfa burası da alfa. O zaman burası alfa alfa. Burası beta. Aynı şey burada da var. O da teğet çünkü. Alfa artı betanın kaç derece olduğunu gördüm burada üçgenden. Alfa artı beta eşittir 100 oldu. E o zaman bak şimdi. 2 alfa ile 2 betanın toplamı kaç derece yapar? 200. Bak şurayla şurayla şuranın toplamı 200. Peki burayla buranın toplamı 360 değil miydi? O zaman benim şu açıyla şu açının toplamı 360'tan 200'ü çıkardığımız zaman Orayı bulmuş olacağım. 160. Neresi? Şu açımla şu açımın toplamı 160. O zaman buradaki açıma kaç derece kalmış oldu? 20 derece kaldı. 56. sorumuzun cevabı Adana. Hocam bu soruyu üçgenden nasıl çözeriz? Gel bak şimdi. Üçgenden daha kolay aslında. Üçgende açılarda anlattım. Bu üçgenin dış teğet çemberidir. Bakın bu çember şuradaki üçgenin dış teğet çemberidir. Teğet çember kelimesi karşımıza geldiğinde açı ortayların kesim noktası aklımıza geliyordu. Yani bu bir üçgenin iki tane dış açı ortayının arasındaki açıydı. E ee, üçgende açılardaki ilk videoya geri gel. Şimdi iki iç açı ortay arasında olduğu zaman 90 artı alfa bölü 2 idi. Bir iç bir dış açı arasında olduğu zaman alfa bölü 2 idi. Bir ikisi de dış olduğu zaman 90 eksi ...kullanılmayan köşenin yarısı... ...aradaki açıyı veriyordu. Yine 20'yi her türlü bulurum. Tamam mı? Hadi bakalım 57. sorumuz. Oh iki tane çemberi teğet vermiş. Ne yapacağını anlatmıştım. O merkezi çember ile... ...diğer çember C noktasında dıştan teğet. Tamam. AB doğrusu... ...AB doğrusu çemberleri A ve B. Hem buna teğet hem buna teğet. 35 derece vermiş. Buna göre x kaçtır? İki çemberi teğet gördüğünde ne yapacaksın demiştim şunu çizeceksin. Bu çizdiğim hem ona teğet hem ona teğet. Şimdi kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız bilmiyorum ama çiz. Şurası 35 derece ise bunun gördüğü yay kaç derece oldu? 70 derece olmuş oldu. Bakın şimdi burada arkadaşlar ne çizeceğim? Ne çizeceğim? Bakın bir de şunu çizeceğiz burada. Kesişme noktasıyla şu teğetlerin değdiği yerleri birleştir. Bunu birleştirdiğinde çok çıkacak iki çemberlere teğet ve kesişiyorsa te onlar da teğetse hemen kesişme noktalarıyla teğet uçlarını birleştir. Bakın teğet kiriş açılar çıktı şimdi. Burası 70 ise şuradaki teğet kiriş açım 35 oldu. E burada da teğet kiriş açım var. Burası da 35 oldu. Tamam. Şimdi buraya bak. Buradaki açıya alfa dersem Burası 2 alfa oluyor teğet kirişten. Bu o zaman burası da alfa oluyor. Baktık şimdi arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamlarına. 35, 35, 70 artı 2 alfa. 70 artı 2 alfa eşittir 180 oldu. Salladım bu tarafa 2 alfa eşittir 110. Alfa dediğimiz açı kaç derece oldu? 55. Alfa 55 ise bakın şurası 110 yaptı. 110 yaptı. O da merkez açı olduğu için 110 Sorumuzun cevabı Edirne. Bakın bu mantık çok önemli. Tekrar silip çizimini göstereceğim. Çözümünü değil. Ne yapıyorsun? Hemen kesişen çemberler ve teğetler varsa... ...kesişme noktalarında teğet olma noktalarından... ...doğrunun teğet olduğu yere çiziyorsun. Ondan sonra da buraya da teğet çiziyorsun. Ondan sonra bir sürü teğet kiriş açı. Burasıyla burası eşit çıkıyor. Burasıyla bakın alfa alfa burası da beta beta oluyor. Tamam mı? Hatta burada şunu da söyleyebiliyoruz. İleride kullanacağız ama buraya karşımıza gelmişken söyleyelim. Bunu uzattığınızda ikizkenar üçgen olduğu için burayla buraya eşit, burayla da buraya eşit. Yani şu alfa ile beta'nın toplamı da her zaman kaç derece oluyormuş? 90 derece. İki çember birbirlerine teğet ve ortak teğet varsa teğetlerin bütün noktalarını birleştirdiğinde oluşan üçgen dik üçgendir. Orada da pis üçlü oluşuyordur. Uzunluk sorularını da yapacağız. Önemli. Tamam mı? X açısını bulduk değil mi? Y Kaç dereceydi? 110 dereceydi. 57. sorumuzun cevabı Edirne oldu. İlerledim 58'e. Gel 58. Hmm. Yandaki şekilde C noktası e noktasında birbirine A ve B noktalarında D doğrusuna teğet olan çemberler verilmiştir diyor. Burayı soruyor. Bakın biraz önceki anlattığım. Tamam mı? Şimdi ne çizilmiş? Çemberler teğet. Bu sefer birleştirmiş bak. Teğet noktalarına birleştiriyoruz. Sonra ne yapacaksın dedim. Ortak teğeti de sen çiz. Ama biraz önce anlattım. Hemen buraya 90'da yazabilirsin. Ama özelliği ezberleme. Ortak teğeti de sen çizdin. Sen çizince teğet kiriş açılar oluştu. Bak burası alfa ise yay 2 alfa oldu teğet kiriş. Yay 2 alfa ise teğet kirişten burası alfa. Hemen buraya beta dedim. O zaman buradaki yay 2 beta oldu teğet kirişten burası da beta. 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 ise alfa artı beta toplamı 90. İspatını tekrar yaptık. Yani şurası 90 derece. CAB, CAB, CAB alfa kadardı. Artı sonra CBA, CBA beta kadardı. ACB o da alfa artı beta zaten 1'dir arkadaşlar. Tamam mı? Orası da 90, orası da 90. 58. sorumuzun cevabı Adana. Uh. 59. Daha da karıştı iş. Üç çemberde birbirine teğet. Olur mu? Neden olmasın ya? Neden olmasın? Gel bak şimdi. Şimdi mantığı çok kolay. X kaç derecedir diyor şurası. Arkadaşlar çemberler teğet mi? Teğet. Hemen teğet oldukları noktaları birbirlerine birleştirip bir üçgen oluşturdum. Gördük mü? Tamam. Şimdi burada şurada tam ikisinin ortak teğeti olduğunu düşün şimdi. Tamam hatta bu şekli bir tık büyüteyim mi? şöyle şöyle 450 yapayım. Ayı gibi bir şekle dönüşsün burası. Heh. Şöyle değişti. Şöyle de çektim. Tamam. Şimdi baştan alıyorum. Baştan alıyorum. Öncelikle öncelikle arkadaşlar ne dedik? Teğet oldukları noktaları birleştir. Şöyle kırmızıyla birleştirdim. 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 Bir üçgen oluştu. Sonra her bir teğet olduğu yerlerde ortak teğetleri çiz. Bak burada da burada da şu an ispatını yapıyorum. Burada da Burada da tamam mı? İspat yapıyoruz şu anda. Yoksa hemen çat diye de söyleriz. Şimdi teğet kiriş açılara bak. Benim şuradaki küçük açım alfa ise bak şöyle şurası alfa ise ince uçlu kalem alayım. İnce uçluğumuz hangisi? Şu. Şuradaki alfa ise teğet kiriş açı olduğu için burası iki alfa. Bakın burası iki alfa ise şuradaki küçük açı neye dönüştü? Alfaya. Şimdi buraya beta dedim. Şuraya beta. O zaman bu yayın bu açısı iki beta olduğu. Burası 2 beta ise teğet kirişten burası yine neye dönüştü? Beta'ya dönüştü. Şimdi şuraya teta dedim. O zaman burası 2 teta oldu. Kalemin rengini de değiştireyim. Şöyle heh. şurası 2 teta oldu. O zaman burası teta. Bakın burası ne kadar oldu? Alfa teta. Burası ne kadar? Alfa beta. Burası teta beta. Üçgenin iç açılarını topla. Ne geliyor arkadaşlar? 2 alfa artı 2 beta artı 2 teta toplamları kaça eşit biliyorum? 180. Böldüm alfa artı beta artı teta'nın kaç derece olduğunu bulduk. 90 derece olduğunu bulduk. Tamam. Hadi şimdi o zaman biz onların toplamlarının 90 olacağını bulduk da soruda nasıl bir çözüm yapacağız? Sayılar vermiş sonuçta. Ben hiç sayıları kullanmadan yaptım. Hadi gel bakalım şimdi. Burası 40'sa merkez açı olduğu için burası 40. Hemen burayı birleştirdim bakın. Birleştirdim burayı. Buradaki teğet kirişimi düşündüm. Burası 40'sa buradaki küçük açım kaç derece oldu? 20. Burada da teğet kirişi düşündüm. Hop burası da 20. Şimdi burası 30'sa bu sefer çevre açı merkez değil. Burası 60 derece oldu. Birleştirdim. Teğet kiriş açıdan buradaki açım kaç derece oldu? 30. Burayı birleştirdim. Teğet kiriş açıdan burası da 30 derece oldu. Şimdi burayı birleştirdim. Bakın ne geldi arkadaşlar şimdi karşıma? Burası xken, burası 2x kadar oldu çevre açıdan. Hop burası x. Hop burası x. Bakın şuradaki açımız ne kadar oldu? 20 artı x kadar oldu. Buradaki açımız 20 artı 30'dan 50 derece oldu. Artı buradaki açımız da x artı 30 oldu. x artı 30. Bunların toplamlarının ne olduğunu biliyorum. Ben 180. Şimdi şurası kaç yaptı? 100 yaptı. Attım karşıya 2x eşittir 80 yaptı. Her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman x açısının kaç derece olduğunu bulduk. 40 derece olduğunu bulduk. Tamam mı? Bu mantık bizim için çok değerli ve çok önemli... Teğet oldukları yerleri birleştir. Sonra orlarda da teğetler varmış gibi düşünüp teğet kiriş açılarla soruyu çöz. 59. sorumuzun cevabı Denizli oldu. Şimdi geldik yeni bir özelliğe arkadaşlar. Şimdi bu özellik soruda bizim kurtaracak özellik tamam mı? Yani zor bir özellik değil ama görmesi bir tık zor olabilir. Zor da değil yani hadi gözünde büyüttürmeyeyim özelliği. Şimdi ilk şu İlki şu aslında ispatını yaptım önceki sorularda. İlki bu. Çemberler tet tam tet olduğu yerden bir kiriş geçiyor. İkisine kiriş geçiyor. Şimdi özelliğimiz şu bak. Hemen ortak kirişi de sen düşün. O zaman benim şuradaki açım alfa ise buradaki açım ne kadar oldu? Yayım iki alfa. E burası şu doğrular arasındaki açı alfa ise makastan burası da alfa. Hop. Teğet kiriş açıdan burası da iki alfa. Yani Özellik neymiş? İki çember teğetken. Teğet oldukları yerden, teğet oldukları yerden ortak kiriş çizilirse çapraz burası iki alfa iken burası iki alfa. Yine buradaki yayla da buradaki yayın ölçüleri açıları birbirlerine nedir? Eşittir. Aşağıda da içten teğeti var. Bak ezberleme ama özelliği. Mantığını anlatıyorum. Hemen iki çemberin ortak teğetini çiziyorum burada bak. Çizdim. Şimdi bu doğru hem küçük çemberin kirişi hem büyük çemberin kirişi. O zaman bunların arasındaki açıya alfa dersem ben. Teğet kiriş arasındaki. Bakın burası iki alfa oluyor. Bu teğet kiriş bunun da teğet kirişi. Burasının açısı da yine ne oluyor? İki alfa. Yani tam teğet olunan yerlerden kirişler çizildiyse bu şekilde eşitlikler var. Ama ben sana ispatını da yapıyorum. Ben özelliği çok da kullanmam açıkçası. Her seferinde ispatını yaparak çözerim. Hadi gel şimdi soruyu çözelim. 160. sorumuz. Diyor ki şekildeki çemberler T noktasında dıştan teğet. A teğetlerin değme noktasıdır. A teğet değme noktasıdır diyor. D A B'nin 130 derece olduğunu vermiş X. Şimdi T noktasında teğet ve T noktasından bir doğru geçiyor gördün mü? Önce özelliği kullanarak yapayım. O zaman biliyorum ki ben biliyorum ki ben şu yayla şu yayı birbirlerine nedir? Eşittir. Bitti. Özelliği bilenler ama ezberlemene gerek yok. Çözeceğim böyle de. Burası kaç derece? 50 derece. Burası 50 derece ise bu yay kaç derecedir? 100. O zaman bu yay da 100 derecedir. Çevre açıdan 50 derecedir deriz. 60. sorumuzun cevabı Ceyhan olur. Şimdi ama ben bu soruyu böyle çözmeni istemiyorum. Anlattım ben sana mantığını. Çemberler teğetse teğet olduğu yerden ortak teğetini çiz dedim. Teğet kiriş açıları oluştur. Hemen burası 50 ise bu yay 100'dür. Bu yay 100 yüzse teğet kirişten burası 50'dir. Tamam. Burası x ise burası ne kadar? 2x. Bakın teğet kiriş açı. Hop. 2x ise burası ne oldu? x. Bak x makastan x 50'ye eşit oldu. Ezberleme. Hadi bakalım 61. sorumuz. Çemberler E noktasında birbirine teğet. Ben biliyorum ki bu sorunun çözümünü yapmak için E noktasında şöyle bir teğet var gibi düşüneceğim. Bir 85, bir 80 vermiş FC yayını istiyor. Hadi o zaman hemen bitirelim işimizi ya. Niye uğraşıyoruz ki? Teğet kiriş açımı gördüm şurası alfa. Burası alfa ise şu yayın şu teğet kirişinden şurası 2 alfa. Hemen zincirleme gidiyorum. Bu iki alfayı gören bir çevre açısı var bunun alfa bak. Hop 2 alfayı gören bir çevre açısı var alfa. Tamam, devam ediyorum. Sonra burası alfa ise tet, bakın tet, kiriş. Gördük mü? O zaman hemen burası ne kadar oldu komple? İki alfa, büyük çemberin iki alfa'yı gören yeri de var. Burası da alfa oldu. Tamam, olayı bitirdim şimdi. Bize 80 ve 85'i de kullanıp soruyu bitirelim şimdi. Nereye istiyor? FC, FC yayı neresi? Şuradaki küçücük yayı istiyor bizden. Hadi bitirelim şimdi işim. Şimdi burası 85 alfa, burası da 80 alfa. O zaman şu açımın tamamının, şu açımın tamamının kaç olduğunu biliyorum. 80'i burada 100 kaldı. Alfası burada 100 eksi alfa olduğunu biliyorum. Bak şuranın 100 eksi alfa. Şu üçgenden yapalım şimdi. 180'in 85'ini attım 95. Alfa şuradaki açım ne kadar oldu? 95 eksi alfa. Bakın tamamı 100 eksi alfa. Burası 95 eksi alfa. Yani 100 eksi alfadan neyi çıkarıyorum? 95 eksi alfayı çıkarıyorum. Alfalar götürecek birbirlerine 10. Şuradaki küçük parçamız ne kadar oldu? 10. FC yayını istiyor. Çevre açı olduğu için 20 derece. Hop FC bu. 61. sorumuzun cevabı ne? 61 Adana mı? Evet cevabımız 20. Cevap anahtarında küçük bir hata olmuş sanırım. Orayı düzeltelim. Ama hatalı çözdüysem de siz düzeltin beni yazın yorumlara tamam mı bakalım. Hadi bakalım geçtik 62. sorumuza. Uuu bıyıklı mı bıyıklı karışık mı karışık bir soru. M merkezli bir çemberin AB çapının ayırdığı farklı yaylar üzerinde C ve D noktalar alınıyor. Şimdi AB çapı bakın AB çapı 180 180 bölünüyor. Bu yayda C noktası bu yayda D noktası alınıyor tamam AC kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK doğrusu çemberi E noktasında kesiyor. Şimdi diyor ki AC kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK noktası DK bakın DK ee, doğrusu çemberi bir E'de kesiyor diyor. Tamam zaten söylenenleri yani şeklin üstündekileri anlatmış. Bir 20 vermiş, bir 110 vermiş, X'i soruyor. Şimdi şu üstünü temizliyorum. Hadi zincirleme gidelim şimdi. 20. 20'nin gördüğü yere hemen çevre açı olduğu için 40'ı yazdım. Tamam. Burası 110sa hemen merkez açı olduğu için buraya 110'u yazdım. Burası kaç? 70. Burası 70se gördüğü merkez açıyı da 70'i yazdım. Tamam. Şimdi burada çapım var. Ondan sonra x'i istiyor. X'in ne olduğuna bir bak. X 1 iç açı. Sana x'i istiyor. X'i bulabilmek için ne yapmam lazım benim? şurasıyla gördüğü büyük yayla küçük yayı toplayıp çıkarmam lazım. Ama x'i değil de şuradaki açıya alfa deyip alfayı bulsam alfa ile x birbirini 180'e tamamlıyor. Bakın alfa gördüğü yayda bir 70 var. Gördüğü yayda bir 40 var. Bunların toplamlarının yarısı 55 yapıyor mu? O zaman alfamız 55 ise 180'e tamamlayan açımız kaç yapıyor? 125 yapıyor. 62. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet son 62. 62. 1, 2, 3, 4, 63. i̇şte. <laughs> Gel bakalım. Aşağıda iki şekilde ABC üçgeni AD yüksekliğini çap kabul eden çember çizilmiştir diyor. AD yüksekliğini çap kabul eden çember çizilmiş. Tamam mı? Yani oradaki şu AD çemberin çapıymış. Tamam. Bu çember ile Üçgenin AB kenarının kesim noktası E'dir diyor. Tamam bu üçgen ile neyin ee, bu üçgen ile bu çember ile tamam kesim noktası E'dir diyor. Tamam AC kenarının kesim noktası da F'dir. Yani onları söylemiş sözel olarak. 50'yi 70'i vermiş X'i vermiş X kaç derecedir diyor. Tamam üstünü temizleyelim artık sarı çizgilerle işim yok. Neyin ne olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar, bir kere AB'nin çap olduğunu biliyoruz. Burası mecbur zaten 90 derece o zaman. Hop, burası kaç derece? 20 derece. Tamam. Şimdi burada bir 50 derecelik açım var. Şurası 90, 50 ise buradaki açımız kaç derecedir? E, 40 derecedir. Tamam. Burası tamam. E, yani burayı 90 da vermek zorunda değil ayrıca. Burası çap olduğu için TET çizilen nedir 90? Hatta ben o 90'ı 63. soru değil mi? Bir dahaki baskıda sileceğim. Yani o 90'ın orada olmasına gerek yok. Çünkü çap tt zaten nedir arkadaşlar? Diktir. Tamam. Şimdi X açısını istiyor. X açısını nasıl bulacağız diye bir bakalım şimdi. Ne yapacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey çizilmiş gördük mü? Şöyle bir üçgen var. Dışarıda da bir üçgen var. Orası çap. Şimdi orası 20 derece ise hop şuradaki gördüğü kaç derece oldu? 40. Çevre açı. Burası 40 derece ise Hop gördüğü burası kaç derece oldu? 80. Şimdi bakın burası çapsa eğer burası 40 sa hop burası 140 oldu ve bitti. Şimdi x'in gördüğü yerleri göster bana. Hocam x bir bu yayı görüyor bir de bu yayı görüyor. O zaman x iç açısı bunların toplamlarının yarısı. 140, 80 daha 220 yarısı 110. 63. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Yanlış sorunun cevabına bakmışım. Bir daha çözecektim az daha. Hadi bakalım 64. Bu <laughs> ne hocam ya? Hocam <laughs> bu ne ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öğrettim. Hep kendin bile çözersin bu soruyu artık. Hadi. Diyor ki çemberler L noktasında dıştan teğetlerdir diyor. O zaman orada bir teğet doğrusu var gibi düşüneceğim. F, -A -F -C o bir merkezi çemberi A ve C noktalarına teğettir demiş. 70'i vermiş. Alfayı istiyor. Hmm. Hmm, seni gidi seni. Şimdi arkadaşlar neler yapacağız bakalım. Bir kere 70 ise, şuradakinin tamamının ne olduğunu biliyorum ben. 140 olduğunu biliyorum ama kullanacağız mı kullanmayacağız mı? Onunla onun arasındaki geçişi nasıl yapacağız? Bak burası alfaysa bir kere. Şuradaki uzunluğum ne kadardır benim? Uzunluğum değil. Açım ne kadardır? 2 alfa dış açı. Tamam. Şimdi bakın bu 2 alfayı gören burada da var. Burası alfa. Gördünüz mü? Bak soruyu bu çözdürecek bize şu iki alfayı gören burada da var. Şimdi bu alfa bakın buradaki alfa bu O1 merkezi çemberin hiçbir şeyi değildi ama buradaki alfa onun dış açısı. O zaman burası alfa alfaysa ikisi de teğet olduğu için çembere bak iki doğru da teğet olduğu için 180'e tamamlıyordu. 180 eksi alfadır işte burası. E 140 140 oluyordu orası da eşittir. 180 eksi alfa. 10 oraya 10'a sağladığım zaman alfa eşittir. 40 derecedir. 64. sorumuzun cevabı da Adana'dır. Evet 65, 66. Şimdi bu çözeceğimiz 4 soru güzel sorular. Tamam mı? Gel bakalım. Birbirine eş. Birbirine eş diyor. Yani yarıçap çap uzunlukları eşit. İki daire, şekilde, daire şeklindeki kağıt şekildeki gibi yerleştirildiklerinde... Üst üste geldikleri bölüm yeşil renkte olmuş. Üst üste gelen yer yeşil olmuş. Sarıyla mavi yerleştirmiş. BD yayını 15 vermiş. Bakıyorum BD yayı 15'miş. AC yayı, AC yayı 80'miş burası. Bir de eşitlik vermiş. AB ile AE. AB'ye bakıyorum şurası. AB, AE birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar AB ile AE eşitse bunların mavide oluşturdukları yaylar birbirlerine eşittir. Şimdi Burada şunu söyleyelim bak. İki tane iki tane eş çemberi böyle kesiştiriyorsanız eşse bunlar buradaki ile buradaki mecbur birbirine işte eş çünkü çemberler daha büyük bir şey oluşturamaz. O zaman bak ben şuradaki ne alfa dersem bu yayın gördüğü şurası ne kadar yaptı 80 artı alfa hop burası da 80 artı alfa oldu o zaman. Şimdi diğer çembere bakıyorum. Diğer çember siyah kalem gel şurasını görüyor musun? 95 artı alfa, ee, burası da ne kadar oldu şimdi? 95 artı alfa kadar oldu. Tamam. Şimdi neler yapabiliriz buna bakalım şimdi. Şimdi hep ne dedim arkadaşlar? Kesişme noktaları falan varsa birleştirin şuraları. Bak, birleştirdim. Şimdi benim şuradaki açımı görüyor musun? Buradaki hatta maviyle geçeyim üstünden. Maviyle geçiyorum. Bakın, burası. Sağdaki üçgenin çevre açısıdır. 15'i gördüyse burası, 15'i gördüyse burası 15 bölü 2'dir. Tamam. Sonra bu açı aynı açı sarı üçgenin de yine çevre açısıdır. O zaman burası 15 bölü 2 ise, hop şurası ne kadar olur 15? Yani alfa dediğimiz 15. Bakın mantığını gördünüz mü? Burası 15 ise, burası 15 bölü 2. Sonra şu çember yayından alfa eşittir 15. Bitti. O zaman alfa eşittir 15 ise alfa eşittir 15 ise şurası 110 mu yaptı? E 110 da burası yaptı. Tamam mı? 110 da burası yaptı. 220 yaptı. X dediğimiz açı 360'tan 220'yi çıkardığımız zaman 140. 65. sorumuzun cevabı Ceyhan. Güzel soruydu. Orayı yakalaman lazım. Tamam mı? çiz yani. Kesişim noktası teğet falan varsa birleştir. 66. O merkezi çeyrek çemberde o HBD dikdörtgen. Hemen dikdörtgense 90. 90. 90 bunlar önemli benim için. Biliyorum demek yok. Bunu yaptım. Tamam. Sonra 1 2 3 4 eşitlik vermiş. İşaretlemiş x nedir? Şimdi bu soru dikdörtgen özelliği kullandıracak. Şimdi şu dikdörtgenin neyi? Köşegeni. Ortadan bölünmüş mü? O zaman bu çizdiğimde tam oradan geçer ve eşittir. İlk dörtgenin köşegen uzunlukları eşittir ve eşit parçalara ayrılır. Hepsi eşit birbirlerine ve bakın şu çizdiğim, sonradan çizdiğim köşegenim neyim? Yarı çapım. Gördünüz mü? Bak, yarı çapım. Yarı çapım iki parçaya bölününce SS işareti oldu veya şöyle diyelim AA. Tamam mı? Yarı çapım 2A. E benim şuradaki çizdiğimde 2A değil mi? Evet. Yani yarı çap orası da, o zaman burası da AA oldu. Yani hepsi birbirine eşit oldu. Bakın. Burası da A oldu. O zaman pis üçlü. Çat. Şurası kaç derece oldu bakın. 90 derece oldu. Tamam. Şurasının 90 derece olduğunu gördüm. X açısı neresi? APB. Bakıyorum. A, P, B. Şuradaki açının kaç derece olduğunu soruyor bize. Bakın burada bir eşkenar üçgen oluştu şimdi. Eşkenar üçgeni gören olayı bitirir. Burası 60. Burası 60. Burası 60. Burası 60. O zaman buradaki açımız kaç derece? 30. Burası 60 ise burası 30. Bakın Burası 30-30, 60, 120 makastan. Burası da 120, 66. Sorumuzun cevabı Ceyhan. 67. Sarkaç sorusu çemberde çok gelir, değil mi? Niye sarkaç sorusu? Mesela bunu sarkaç gibi düşünürseniz, burayı merkez alırsanız, döndürdüğünüzde ne oluşturuyordur arkadaşlar? Bir çember oluşturuyordur. Hadi çözelim o zaman. Diyor ki aşağıdaki bir sarkacın üç farklı konumu gösterilmiştir. Arkadaşlar, ip uzunluğu eşit olduğu için bakın yarıçap. Yani burayı birleştirdiğinizde şöyle, şöyle birleştirdiğinizde tamam mı? Yarı çapı o kadar olan bir çember olmuş oluyor. A, C, B. A, C, B açısı kaç dereceymiş? 70. ACB. Bakın çizelim o zaman şöyle. Üçgeni de çizelim. A, C, B. Tamam mı? Şuradaki açımız... Şöyle olsun. Heh, üçgen bu. ACB açımız kaç dereceymiş? 70. 70'i yazdım buraya. Tamam mı? Çemberle çok rahat çözülür soru. Normalde standart bir üçgen sorusu olarak da sorulabilir bu. Ama etrafındaki çemberi düşünürsen çok rahat olur. Bakın burada bir ikizkenar üçgenim oluştu mu? Oluştu. Burası 70. O zaman burası da 70 oldu. 70, 70, 140. Hop. Buradaki açımız kaç derece oldu o zaman? 40. Şimdi nereyi soruyor bize ona bir bakalım. BDC. D, C. B, D, C. B, D, C. Hmm, burayı istiyor. Bitti soru. Çember çizenler soruyu çözdü. Şimdi burası 40'sa bunun gördüğü yay 40 derecedir merkez açı. Şimdi sana sorulan açıyı alfa de bakın. Bu üçgenin çevre açısıdır. 20 sorunun cevabı. Ama bu soruda bu çemberi çizmezseniz, bu çemberi çizmezseniz soruyu çözme şansınız çok zor olur. Uğraştırır yani. 67'de bitti. Soncuk sorumuz. Hadi bakalım. Aha birbirine teğet çemberler. Hemen görünce ne yapacaksın? Şunu çizeceksin. Tamam mı bak? Alışkanlık haline getir. Hiç soruyu okumadım bile. Şekildeki çemberler A noktasında birbirine teğettir. Kirişler dörtgeni neydi? Çapraz açıların toplamları 180 derece oluyordu. A, B, C, D. Bak hemen burası 130 sa O zaman buradaki açım kaç derecedir? 50. Kirişler dörtgeni. Tamam bizden x açısı kaç derecedir diyor. Bakın burayla da buraya eşit vermiş. Oralara eşit verdiyse şu yayla şu yayında birbirlerine ne olduğunu biliyorum. Eşit olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar soruya nereden başlayalım şimdi? Teğet ya bunlar. Şimdi şurası alfa ise burası iki alfa. Burası da iki alfa. Tamam mı? Şimdi buradaki beta ise teğet kiriş. Bakın şurası iki beta ama burası da iki beta. Tamam burası da iki beta. Şimdi biz burada şunu kullanalım. Niye beta beta dedim? Şu 50'yi niye kullanmadım? Sildim şurayı. 50'den cevap, cevap geliyor zaten. 50 ise şurası kaç derece yapıyor? Bakın çevre açısı 100. O zaman teğet kiriş açı. Bak bunu çizdim. Buradaki teğet kiriş açım kaç derece oldu? 50. Hop. O zaman buradaki açımda ne kadar oldu? 100. Hemen buraya yazdım. Buraya da bir yazdım. Tamam. Şimdi buradaki açının da 130 olduğunu söylemiş. Bakın burası 130 sa, up şurasının komple kaç olduğunu biliyorum çevre açıdan 260. 100 artı 2 alfa, 100 artı 2 alfa eşittir 260. O zaman salladım karşıya 2 alfa eşittir 160. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde alfa açımız kaç derece oldu? 80. Tamam. alfa da 80. Yani şurası 160 yaptı. Ne istiyor soru bizden şimdi? 160 burası. 100 burası 260. 100 kaldı. Şunlar da eşit bölünce için 50 50 oldu. Şimdi x'in gördüğü yere bak. X nereyi görüyor? Hop. Hop. Hocam x bir 100'ü görüyor, bir 50'yi görüyor. Topladım 150, yarısını aldım 75. Evet, niye yarısını aldım? Çevre açı çünkü. Burası x ise şurası komple 2x olmuş oluyor. Evet 68. sorumuzu da bitirmiş olduk. Böylelikle neyi bitti? Çemberde açılar bitti dört videoda. Şimdi çemberde kiriş, miriş böyle devam edeceğiz. Uzunluk çemberde uzunlukları yapacağız önce. Ondan sonra çemberde çevre, alan falan bitireceğiz. Var bir hayalimiz o üniversite kazanacak. En iyisi olmak için mücadeleye devam.